şey abi, yapıyor yani Doğru abi, söylüyorsun şu an Göztepe abi. satılıyor. Satabilir. Bir başka seçenek. Göztepe, Göztepe, Göztepe satılıyor şu Kulüpken batmıştı. Amatör kümeye düştü Tabii ya. Ama Mehmet Bey'in çok katkısı. Bir dakika, oldu. tamam geldi. Mehmet Bey satacak. Şirket oldu. Şirket oldu. Doğrusu bu. Galatasaray'ın da yarın bu durumlara Fenerbahçe düşmemesi için mutlaka ki Böyle zengin bir ortak alması lazım. Yönetimini de ona vermesi lazım. Güzel. Artık insanları, başkanları seçerek bu işler yürümez yani. Abi ne kadar güzel bir örnek verdin. Ee, e, Abramovic Galatasaray'ı almak istedi. Alsaydı bana göre bugün Galatasaray ne borcu olurdu? Belki de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de e, final oynamıştı. Belki de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Yani e, taraftarın istediği ne? Galatasaray'ın başarılı olması değil mi? Fenerbahçelilerin istediğine, Fenerbahçe'nin başarılı olması değil mi? Beşiktaşlıların istediğine evet. Beşiktaş'ın e, başarılı olması e, değil mi? Alacak bu kulüpleri alacak insanlar Abramovich alıp İngiltere'ye, Rusya'ya mı götürecek Galatasaray'ı veya evet. başka birisi alıp e, Çin'e mi götürecek Fenerbahçe'yi? Beşiktaş'ı Katar'a mı götürecek adamlar? Beşiktaş yine burada. Sadece eee Paris Saint-Germain nerede? Paris Saint Germain Paris'te ve şu anda Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden birisi. <laughs> Galatasaray'ın borcu kadar parayı Neymar'la Mbappe'ye verdi aldı. 400 milyon euro. A abi Basit bak, bir şey söylüyorum. Fransızlar ya. çok tutucudur. Evet. Ben Fransız medyasıyla da Fransa, Tabii, Paris Saint Germain orada çevresinde zaten. bir sürü insanla evet. beraber oluyorum. Evet. Her Paris'e gittiğimde onlarla yemek yiyorum. Özellikle Biliyorum. medyayla aram çok iyidir ve sürekli şey yapıyoruz. Şiddetle karşı çıktılar. Katar'ların Paris saint Germain'i almasına. Ama bugün hepsi o kadar mutlu ki. İyi ki almış diyorlar. Keşke bir de bizi diyorlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapsa. Biz diyorlar bu Katar'ların buraya heykelini dikelim diyorlar. Yani artık ortam değişti, artık Tabii. devir değişti. Ya Türkiye'de artık bazı e, beyinler değişti. Zaten değişmeyecek de bir şey kalmadı. Kulüpler battı. Yani bu konuda Hani anladığım kadarıyla işte Ceylan çalışkan burada. Kaç senedir Levent abi 40 yılı aşkındır gazetecisiniz. Ceylan abi de aşağı yukarı 40, 40 yıldır, 50 senedir bu işin içine. Satılabilir. Yani değil mi? Hani ben ikinizin de e, or, or, ortak görüşünün ya kulüpler hani bu kadar da böyle çözümü yok. Kavurulu yaklaşmanın çok yok Bak Galatasaray diyorsunuz. Galatasaray Chelsea maçına Londra'ya gidiyordum. Uçakta e, Ali Bey vardı. Ali Yıldırım vardı. Aziz Bey'in kardeşi çok güzel bir laf etmişti. Dedi ki kulüpleri dedi ne abim ne başkaları götüretemez artık kurtaramaz dedi. Artık böyle yabancı ortak olması lazım. Veya dedi el değiştirmesi lazım. Doğru. Doğru söyledi. Yani bu Chelsea maçı ne zaman? Drogba Galatasaray'da oynuyordu biliyorsun plaket verdiler. Yani sonuçta kabul edelim ki e, kulüpler tıkanmış durumda. Evet. İşte devlet pansuman yapıyor. Bankalar Birliği ile hareket etmeye çalışıyorsun. <laughs> Bankalar Birliği ilişkiye giriyorsun. Seni de adam etmeye çalışıyor. Hem yardım ediyor hem düzene sokmaya çalışıyor. Yani bundan da kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüplerin borcunu ödemek devletin işi değil abi. Devletin başka işleri var. Tabii ki devlet şu durumda kulüplerin batmaması için yardım etmeli. Devlet yasalar çıkarmalı. Devlet şu anda kulüplere yardım etmeli. Kulüpleri kurtarmalı. Çünkü kulüpler gerçekten battı. Şimdi şu anda bankalar birliğiyle anlaşma yapan kulüpler. Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler. Şu anda... Hiçbir şey ödemiyorlar. Gelecek seneden itibaren ödemeler başlayacak. Bu kulüplerin bu paraları ödeme şansı yüzde sıfır. Yüzde bir bile değil. Güzel bir konu. Devam edeceğiz döndüğümüzde. Arkadaşlarımıza sokağa çıktı dediler ki transferde bir değişiklik yaşanıyor. Bir eksen kayması var. Peki taraftarın bu eksen kaymasından etkilenip etkilenmediğini merak ettik ve taraftara sorduk. Takımınıza hangi tipte bir oyuncu alınmasını istersiniz? Buyurun saat başı devam. Ve bir gelişme Konya Spor'da kaleci transferi. Erzurum Spor'un Boşnak kalecisi İbrahim Seyitç ile iki yıllık anlaşma sağlandı. 600 bin euro yıllık 1.2 sevgili seyirciler İbrahim Seyitç'e de biz anlaştığı rakamı da açıklayalım. Bunun yanı sıra e, yine bir bilgiye ulaştık. Serkan Kırıntılı da biraz önce yani yaklaşık yarım saat önce Konya Spor yönetimine ayrılmak istediğini ifade etti. Beni serbest bırakın dedi Serkan Kırıntılı. Ee, bu saatten sonra e, Konya'dan ayrılacağını ifade etmiş Serkan Kırıntılı ki o da e, milli kaleci, milli takımı kadar çıkmış ve uzun yıllar yanılmıyorsam değil mi Levent abi? Evet. Beşiktaş olabilir mi? Bilemiyorum. Hayır çünkü... Bilemiyorum. taşla ilgili biz bir gelişme olduğunu hani, vermiştik anlatamadım zaten. Anlatamadım. Konya bunu kabul etmedi. Bizim sözleşmelik kalecimiz dedi ama kabul edelim ki Sergen Hoca çıktı dedi ki yeni dönemde kalecimiz yerli olacak dedi. Yüksek ihtimalle Serkan Beşiktaş'ta diyebiliriz. Olabilir ya. Yani. Benim tahminim o yani. Ben, e, doğrudur demiyorum ama ben sadece bir fikir yürütüyorum. Yani Serkan'ın Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu için bu transfer gelişebilir yani. Yani burada tabii e, Seyç konusu önemliydi. Anlaşlar iş bitti. Yani Erzurum birinciye çıktı. Süper Lig'e çıktı pardon. Allah Seyic Konya'ya gitti. O da ilginç. Erzurum'a devam etmedi yani. Evet. Ben olayın başka boyutu da Serkan'ın ee, ayrılmak istemez. Beni serbest bırakın demiş. Ama Serkan'ın sözleşmesi olduğunu söylüyor. Gitmek istiyorum demiş. Serkan'da bir yaşı var zaten ya. Serkan'da az bir az yaşta değil, tecrübesi var, doğrudur. Ve bence yeni dönemde Beşiktaş'ta da veya bir başka takımda Serkan'ın tecrübesinden faydalanmak isterler. Yerli yabancı kaleci almaktansa. Örneğin Galatasaray bile kaleci arıyor yani şu anda. Mustafa'nın ne zaman döneceğiz? Kupa, kupa da değil. kazandı yanılmıyorsam Serkan, değil mi? Abi, sporda kupa, kupa kazandı, Türkiye kupa, Süper kupayı kazandı, iki kupa, tabii, tabii, kupa, tabii, kazandı. Tabii. İki kupa aynen, kazandı. Aynen. ile evet. beraber. Yani bildiğim kadarıyla öyle. Öyle öyle. Yani bence mini takımda da oynadı bir dönem e, mini takımda değil Lüksesku döneminde. Tabii, 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 tabii. Mini takımda da görev yaptı. Bunu. Hayırlı olsun. İnkar edemeyiz ama e, tabii şimdi işte, sonra kaleci kolay yetişmiyor. Evet. Şimdi yetişir abi aslında. Mesela Muslera 9 yıldır Asaray'da. 8 yıl önce genç bir kaleci alınsaydı Muslera onu yetiştirirdi. Yani bu 7-8 yılda, 9 yılda bir kaleci yetişirdi. Ama, Ama tabii bu planı, Ceylan, proje... Ceylan arkada kimler vardı ya yetişmediler. Abi şimdi bak işte. Ufuk vardı işte, biliyorsun yetişmedi. İşte şey bu kompetanlık burada başlıyor. Yani. Kompetanlık burada başlıyor. Ee, nasıl Trabzon kaleciyi çıkardı? Şimdi Beşiktaş'ın kalecisi değil, iyi kaleci olacak o. Yani evet. genç kaleci hata Tersine yapar. Tersini Tabii. Genç kaleci hata yapabilir, hatalı goller yiyebilir. Fenerbahçe'nin kalecisi de. hatalı goller yiyor. Ama genç kalecilere şans verilirse, üzerine durulursa e, kulübün geleceğe kurtuluyor. Mesela ilk dönem, ilk dönemlerde Uğurcan da hatalı goller yiyordu. Ama şu anda Uğurcan Avrupa'nın iyi kalecilerinden birisi. Değil Türkiye'nin. Avrupa'nın iyi kalecilerden Belki Trabzon satacak olur. belki istediği parayı alırsa. Yani Tabii Trabzon... E, İkili iki kalecisi var yeni. Tabii Bir seçim yapmalı. Mesela Trabzon bu kadroyu korursa 2-3 tane net takviyeyle şampiyonun en büyük adayı yine Trabzonspor diye düşünüyorum. Ama yani şimdi elindeki sezon içerisinde Novak transferini bitirmemek de bence bir zafiyet diye düşünüyorum. Yani sezon sonunda bakın. Sezon sonunda mesela ben Galatasaray takip... E, için bütün takımı takip ediyorum ama Belanda ile Fegül'ü gelecek sene yoklar. Son seneleri bu sene. Oyuncaklar sonu serbest kalıyorlar. Doğru mu? Doğru. E, o zaman sen bu sene bunlara değerlendirmek zorundasın. Şu bak ön, önümde açık. Yani. Şu önümde açık. E, Mustara ile birlikte kırıntılı son e, 8 yılda en çok oynayan oyuncuymuş abi. Mustera ile beraber son e, tamam, 8 Tamam doğrudur. Yani iyi. bence de alacağın kaleci sana sıkıntı yaratmayacak bir kaleci. Tecrübesiyle hem kaleni koruyacak. Hem de yarın Mustara eğer kaleye geçtiğinde de sorun yaşamayacak bir kaleci çıkaracaksın. Yani, Bu bir gerçek. Şimdi mesela dediğim gibi sen söylüyorsun ya değerlendir diye yıllardan beri bunu yapıyorsun. Diyorsun ki bak güzel örnek verdin. Griezmann'ı yüzü e aldı ama Barcelona'ya baktı tutmadı. Durum ortada. Zararın neresinden dönsen kardır deyip 60'a satabilir. 40 zarar edebilir ama çok para kazandığı için 40 oradaki zarar çok fazla görünmez. Evet. 3-4 futbolcu böyle kaybedersen o zaman bir dakika derler <laughs> değil mi? 10 yani, tane kaybetsem büyük rakam bir dakika derler. O, o bir dur, tane dur, opsiyonu tabi. olabilir yani burada. Ama şimdi Galatasaray birçok kiralık oyuncu ile oynadı. Şimdi Olympiakos'un iyi bir sahabe kaldılar. Saraç'ı aldılar. Luyendama Marka var. Biliyorsun bunları. Arka tarafta bir kaleci ihtiyacı doydu, doğdu. E şimdi Seyri Lemina oynuyordu ikisi de yok. Bunların kiralarını söz konusu Galatasaray'ın mutlaka oraya sana da söyledim var mı piyasada diye. Mesela Melo türü bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Onun yanına Selçuk, iyi bir Selçuk döneminin oyuncusu gerekiyor. Evet.